İyi akşamlar efendim. Bu akşam masada iddia ediyorum çok ama çok ilginizi çekecek bir konu var. Zira benim öyle. Hani şöyle gece uyuruz da rüyalar görürüz ya. Nedir Allah aşkına bu rüyaların sırrı? Bize neler anlatır? Rüya görmek nedir? Acaba nasıl mesajlar vardır bu rüyaların içinde? Efendim her şey masada sürpriz bir isimle başlıyor. Mehmet Emin Kırgil rüya yorumcusu efendim masamızda buyursunlar. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. iyiyiz. Ramazan'da iyi geçiyor. İyilik de ayda, ayda. Değil Eyvallah. Mi? Evet. Güzel ve huzurlu geçiyor. İnşallah aynen. da öyle devam etsin. Aynen. Dün gece rüya gördünüz mü? Vallahi ben rüya yorumluyorum ama kendim görmüyorum bir türlü. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben de onu yani çünkü bir, bir takım birkaç kez denedim bunu. Hatırlamıyorum. Ondan sonra dua yapıyorum. Tekrardan duanın üstünde duruyorum. En son hatırladığım birkaç tane yani birkaç saniyelik bir şey hatırlıyorum. Zaten e, rüyaların uzunu 20 saniyedir. Kısası da zaten 8 saniye kadar sürüyor. Bunların içerisinde zannedersem birkaç saniye hatırlayabiliyorum. Diğerlerini hatırlayamıyorum. Bence Yok, e, siz eve iş getirmiyorsunuz Mehmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden rüya görmüyorsunuz olabilir mi? Bir, bir o bir de şey var. E, doğru söylüyorsunuz da bir de şey var. Çok rüya yorumladığım için yani gerçekten evet. artık e, zihin altıma yatacağını düşündüğüm için rüyaları belki hatırlamak istemiyorum. Çünkü zihinsel olarak yani zihin e, bütün beynin bütün enerjimi yorma verdiğimden dolayı bu seri ister istemez başkaları rüya sorduğundan dolayı ben etkileniyorum. Onların görmüş olduğu rüyayı, sordukları rüyayı bu sefer ben tekerrür ederek kendim görüyorum. O yüzden de bazılarını hatırlamak istemiyorum. Belki ondandır yani. Doğrudur. Diyeyim. Yani asa beyniniz sizi dinlendiriyor, vücudunuz ve sisteminiz evet. diyelim. Evet. Rüya yorumcusunuz. Çok farklı bir evet. meslek. Evet. Ee, bir sanat mı desem bu, bir farklı bir şey yani rüya. Çünkü evet. hala çözümlediğimizi düşünemiyorum. Yani evet. hala bu işin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Evet. Hemen en basit soruyla başlayacağım. Tabii. Rüya nedir? Rüya Allahu Teala'nın kullarına gönderdiği bir hediyedir. Allah'ın kullarına gönderdiği büyük bir hediye. Bu hediyenin kıymetini bilmek lazım. Orada bize uyarıcı gelebilir. Ee, bize efendime söyleyeyim ikaz şeklinde gelebilir. Bize göndermiş olduğu hediyede Allah uyarı yapıyor ama maalesef güçlü rüya yorumcuları olmadığı için bu işi çözemiyorlar. Eğitim aldığımızdan dolayı bizde bir süreç vardır. Hani siz de çok iyi bilirsiniz. Üniversiteye giden gençlerimiz daha ilk üniversiteye birinci sınıfa girdikleri zaman örnek veriyorum. Orada dalı belli olur onun artık. Yani mesela hangi dala gideceği, evet. artık ziraatten gidecek, hangi mühendis dal, hangi dal seçeceği o zaman belli olur. Bizde de birkaç kez hocamızın e, rüyasını ben dinledim ona bir yorum getirdim o rüyalar çıkmaya başlayınca hocam da bana dedi ki bundan sonra sen evet Kur'an-ı Kerim okuyacaksın ama kardeşim senin de alındı rüya yorumu ya. biz de bu ışığı görüyoruz bunda devam et dediler ben de yani büyük olarak Hazreti Yusuf peygamber e, onu kendime kahraman seçtim evet. ben çok profesyonelim demiyorum çünkü eğer diyor ki Naçizane bir fikrimde çok özür diliyorum Estağfurullah Tasavvufçular şunu söyler: Eğer bir insan kendini çok e, profesyonel görürse Bilse. Der ki o zaman Cenabı Allah'ın Yeteneği alır e, Yani yeteneği alır Cenabı ı Allah'ın e, kendisine göstereceği olan ilham kaynağından onu mahrum eder O yüzden de biz her zaman alçak gönüllü olmamız lazım Kesinlikle katılıyorum ki e, bizim e, Hazreti Peygamberimiz de öyledir ya evet. hırkasını her zaman evet. söyler. Peygamber Önemli olan evet. büyürken küçülmektir. Aynen öyle. E, çok severim çok öncü e, aldığım bir sözdür. Evet. Şimdi izin verirseniz reklama gideceğiz ama hanımlar beyler işte masanın konusu bu. Herkes açsın telefonları e, ekran başında buluşmak üzere kısa süre sonra buyursunlar. Bu ikaz rüya. Aynı rüyayı bir daha göreceği için ki evet ikaz giriyor. geliyor. Evet. Mesela şöyle diyeyim ben her zaman istiare yapmalarından yanayım ama evet. ama sizi merak ediyorum. Sizin gördüğünüz iyi kötü rüya. Gördünüz mü? Evet gördüm. O rüyada benim gördüğüm tek şey şuydu. Bir elin şu parmağı tutması, tutması. siyah saç olması, gece gidilecek, çanta görmek, çantayı düşmüş görmek, çantayı birinin elinde görmek, ormanda büyük ağaçlar üst üste görmek, çok ağlamak rüyada. Ben böyle bir rüya gördüm dedi. Nedir dedi. Tam türben içindeyiz. Onları uyarmak istiyorum buradan. Tabii ki. Diyelim ki 3-5 yıl geçmiş. O kişi rüyasında görmesi o kişinin mutlu olmadığını gösterir. Konumuz rüyalar. Evet uykuya yattık. Hı? Aslında yarı bir ölüm gibi değil mi uykularımız? Aynen öyle. Ee, yokuz o sırada ya hayatta. Az evvel söylediniz aslında mesajlar geliyor bize diye. Evet. Kaç çeşit rüya vardır? Genelde yani genel anlamda üç çeşit vardır. Birinci çeşidi bize gelen rahmani rüyalar. Hı hı. Salih rüyalar. Yani kulların gördüğü kendilerine gelen ufak tefek uyarıcı olan. Sonra müjdeci olanlar var. Diğer yandan da şeytaniler var üç bölümdür, ama ben genelde birinci olan müjdeci olan rüyalarla ikaz edilen rüyaları çok dikkate alırım. Mesela seyircilerimizin ya da örnek veriyorum beni arayıp da rüyasını soran sevgili kardeşlerimin küçücük görmüş oldukları rüyasın rüyanı içerisinde ufacık gördükleri bir e, o ne derler ona mesela küçücük bir, e, ee, o bir nesne şey mi? evet bir obje şey. ya da evet. bir renk onlar küçük görürler ama onlar için küçük gelebilir benim için büyük olabilir o. Ya. Evet, oraya çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de şirk koşmadan e, rahmani bir şekilde, salih bir şekilde yorumlamak lazım ki insan hani bu demin bahsettiğimiz gibi haddini aşmadan güzel bir yoruma e, yön o rüyaya ki çıksın tamam. inşallah diye. İlk rüyalar bize mesaj veriyor evet, ve aslında. İki. Yani evet, müjdeci. Müjde, müjdeciler, olan, müjdecilerde de detaylar önemli midir? Tabii mesela, mesela at gördün Murat derler. Evet. Şimdi, Doğru mudur? Evet. Aynen. Yeşil görmek. Uğurdur. Hani onlar doğru mu? Aynen. Şimdi şöyle yeşil görmek duanın kabul oluşu. Ay hep yeşil, yeşil görüyorum ben. Evet. <laughs> Ay çok şükür <laughs> ya Rabbim. Şimdi Peki, e, evet. mesela şey var e, burada. <laughs> at görmek eğer kişi bekarsa evlilik bekliyor ise atı gördüğünde mesela beyaz bir at gördüğünü düşünelim. Beyaz bir at gördüğünde kişi kendisine gelecek olan gündüz bir telefon haberi ve arkasına hayırlı bir e, Hayırla çıkacak, sonuçlanacak olan bir muradının işareti. Yani hayırla bir misafir gelecek, onu isteyecek. Tamam. Bunu gösteriyor ya da aracı evet. olacak biri. Eğer evlenme çağında olan bir kardeşimiz yine bir rüya gördü. Yine rüyada bir at gördü ama rengi bu sever siyah. Kendisine hayırlı gelecek olan kısmetin gece geleceğini gösteriyor. Gece kapısını çalacak olan bir aracı ya da gece gelip de kendisini isteyeceklerini e, i̇şaret eden bir rüya. Bunlar müjdeli rüyalar. Evet bunlar müjdeli rüyalar. Şeytani rüyalı. dediğimizin içine kabuslar şeytan, giriyor mu? Şeytani tabii kabuslar girer. Diğer yandan işte mesela çok mutlu olan karı koca eşler var. Bunların aralarına girip de aralarını bozmak için işte eşini rüyada aldattığını görür. E, kişi bu sefer tabii sabah kalktığında bir tedirgindir. O rüyanın etkisinde kalmıştır. O mutluluğu çekemeyen şeytan araya girerek o mutluluğu bozmak için insana bir takım rüyada iftiralar atmaya çalışır. Aa, çok enteresan evet. bir şey. Bunu ilk kez duyuyorum. Yani rüyada evet. aldatmayı çok duydum ben bu evet. arada. Evet. Ama sebebinin bu olduğunu düşünmemiştim evet. hiç. Mesela çok mutlu olan bir aileyi bozmak için şeytan başka türlü hilelere gider. Mesela bir yerde ortaksınız örnek veriyorum. Bir ortağınız var. Ama size çok samimi, gerçekten dürüst bir şekilde çalışıyor. Size her türlü de imkanı sağlayarak kendisi diyor ki ben yanım ama ortağım yanmasın. ...diyerek sizin kazancınızı düşünen bir ortağınız var. Evet. Ama şeytan, ortağınızın hile yaptığını size rüyada gösterince, siz muallakta kalıyorsunuz. Çünkü neden muallakta sizi bırakıyor? Orada ben şöyle diyeyim, bir virgül katayım. Devamı aynen şu. Hayır yapıyorsunuz ya da kazandığınız parayı hayır yolunda harcamaya çalışıyorsunuz. Şeytan bunu engellemek için iki ortağın arasını bozarsam, bu adam kazanamaz, kazanamayınca da hayır yapamaz diyor. Peki nasıl hayır edecek insan bunun şeytanın işine karıştığını? <laughs> e, çünkü rüyalarda kabus, rüyalar kadar güzel rüyalar kadar kabuslar da gerçek. Evet. E, ne bileyim rüyasında öldürüldüğünü gören, işte kesildiğini Hı -hı. gören, atıyorum e, bir yerde sıkıştırıldığını gören birçok okurunuz mutlaka vardır. Hı -hı. Nasıl ayırt edecek insan bunları? altı mı yoksa şimdi onların küçük uyarıcı tarafları? Hı -hı. Şimdi burada Rüyayı gören insanın işi yani kısacası bize düşüyor. Size düşüyor tabii <laughs> çünkü insan kendi karar veremez ki yok olur gidersin işin içinde Şimdi, Düşüne, düşünürken. Aynen rüya tabirleri kitapları mesela şu anda evet, var. Evet çok moda internette bir sürü siteler Heh. var. Şimdi e, rüya tabiri kitapları var doğrudur. Üzerlerinde ben dikkat ediyorum. İslami rüya tabirleri, dini rüya, rüya tabirleri, İslam ansiklopedisi rüya tabirleri diye geçiyor. Birçok dal, bir dala ayrılmış. Hı hı. Üzerlerinde yazıyor Nablusi işte İbn-i Sirin, Caferi Sadık diye yazıyor. Peki bu saydıkları kişiler kimler? Bunlar Arabistan'da, Bağdat'ta yaşamış büyük zatlar, hı hı. büyük insanlar. Hı hı. Şimdi ben de yeni bir kitap çıkarıyorum. Bu kitapta hani torpido gözünüzde, çantanızda, evinizde, iş yerinizde bulunacak bir kitap. İsmi ne olacak? Mehmet Emin Kırgil'ler Rüya Yorumları. Tamam. Bu demek ki herkes birbirine hediye alacak bu kitap. İnşallah. Çünkü o kadar merak edilen bir konu değil mi? Evet. E, aynen rüyalarımız. Öyle. Bir şey vermeye çalışıyorum. Yani insanlara yararlı olmaya çalışıyorum. Gidersem de yarın en azından bir tanesi de desin ki Allah, Allah, korusun, Allah, yani, korusun, Allah rahmet eylesin iyi bir insanda desin yani. ya Peki iki kişi aynı anda aynı rüyayı görebilir mi? Tabii. İki kişi aynı anda aynı rüyayı görebilir. Mesela bir örnek vermek istiyorum. O da İstanbul'dan vereyim bunu. Tamam. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman. Allah gani gani rahmet eylesin kendilerine, bütün padişahlarımıza, Türkiye'mize hizmet eden bütün insanlara. Kesinlikle, nur içinde yatsınlar. Amin. Kendi rüyada bir gün dağıldığında, derin bir alemde, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir. Kalk Süleyman'ım, biraz seninle dolaşalım der. Kanuni Süley Sultan Süleyman da kendisiyle biraz dolaşır. Bak Süleyman'ım der, şurayı görüyor musun? Evet efendim der, buraya büyük bir cami yap. Ve caminin şöyle şöyle minaresi olsun, içi böyle olsun, şurası şöyle olsun diye Peygamberimiz kendisine söyler. Kanuni Sultan Süleyman sabah uyanında ter içerisindedir. Büyük bir heyecanla kalkar. Hemen sabah namazını kılar. Lalasına Vezir-i Azam'ı çağır der. Vezir-i Azam gelir. Buyurun hünkârım. Bana çabuk Mimar Sinan'ı getirin der. Giderler Mimar Sinan'a haberi uçururlar. Mimar Sinan gelmez. Aradan birkaç saat geçer gelmez. Kanuni Sultan Süleyman tabii ki bir hem tatlı bir sert var kendisinde. Kızmak da istemez ama döner der evet, ki efendim. nerede kaldı bu Sinan? Derler ki efendim bekliyoruz bulamadık kendisini. Derken kapı çalır içeriye lala girer efendim der mimar Sinan geldi. Alın bakalım içeriye der. Bu adamın var bir bildiği ki gecikti. Alınlar içeriye. Nerede kaldın Sinan'ım? Efendim, Süleymaniye'deydim. Ne yaptın orada Sinanım der? Süleymaniye camisini yaptıracaksınız ya. Onun boş arazisini aradım ya, efendim der. Aynı rüyayı görmüş. Evet. Orada Kanuni Sultan Süleyman şunu söyler. Sen nereden biliyorsun der? Efendim siz dün akşam rüyanın içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kol kola yürürken ben de arkanızda duruyordum der. İşte iki tane büyük insanın orada. Fahri kainat efendimizle aynı rüyayı paylaşırlar. İşte az evvel hediye dediğiniz şey. Evet. Bir, e, Bu çok büyük bir hediye. sanıyorum. Aynen. Ben şimdi Cenab-ı Allah'ın size göndermiş olduğu bir işareti söyleyeceğim. Bir anne olarak kızınız üniversiteye gidiyor. Evet. Ama siz kızınızdan ayrısınız. Kızınız da başka bir şehirde. Hı hı. Siz her gün Allah'a dua ediyorsunuz. Ey yüce yaradanım, Ne olur? Kızıma zihin açıklığı ver. Kızım kazansın, başarsın diyorsunuz. Orada Allah diyor ki Tamam. Ben bunun bu kulumun duasına bir işaret göndereyim. Oradaki hanfendi uyuyor. Derken Allah ona elebenekleriyle bir işaret gönderiyor ki bakıyor ki kızıyla bir genç bir çay bahçesinde oturmuşlar kahve içiyorlar. Kadın sabah uyanıyor. Allah Allah. Kızımın diyor tanımadım bu gençte ne işi var diyor. Bir yerde oturmuş bir çay içiyor ya da kahve içiyor. Aradan birkaç gün geçiyor yine aynı rüyayı görüyor. Bu ikaz rüya. İkaz rüyaya giriyor bak şimdi. Aynı rüyayı bir daha göreceği için değil ki ikaz ikaza rüya giriyor. Oluyor. Peki. Diyor ki Allah orada. Tabi kişi anlamadığı için. Kulum ben senin duana iştirak ettim. Seni duydum. Seni dinledim. Dediğini vereceğim. Ama kızının önünde şöyle bir engel var. Kızın aşık olmuş okuyamıyor. Diyor. Ya da kafasını başka şeylere veriyor. Bunu uyar diyor. O anda hemen kızını arıyor. Bu benim başıma geldi zaten. Hanımefendiye ben dedim ki siz Allah'tan istiyorsunuz cenab Allah size verecek. Ama cenab Allah size şöyle bir haber gönderiyor. Diyor ki kulum önce kızına bak. Ben tamam senden yanayım. Doğanı kabul ettim. Ama kızını düzelt diyor. Onu belki de uyar diyor. Hemen arıyor diyor ki kızım senin bir erkek arkadaşın var mı? Yok anne diyor. Kızım bak iki kez rüyamda gördüm. Ben Cenab-ı Allah'a çok sığındım. Sen benim bir varisimsin, bir kızımsın. Başka da bir şey yok. Allah'ın verdiği hediyelerden biri sensin. Ama Allah bana rüyada başka bir hediye gönderdi. Başka bir işaret gönderdi. Seni uyarmam için diyor. Evet anne. Hayatımda bir genç var diyor. Kızım ne olursun. Aşka zaman ayır ama ders de senin için bir açtır. Çünkü ben oraya neler neler harcayarak seni oraya getirmeye çalışıyorum diyor. İşte Allah Kuluna şunu söylüyor. Evet kulum senin sözünü dinliyorum. Ve ben sana bir hediye olarak bunu gönderiyorum. Senin duanı kabul ediyorum ama engel budur. Bu engele artık sen de diyor iştirak et de kızını uyar diyor yani. Bu da ikaz rüyaları evet, bu oluyor. Ikaz Dolayısıyla rüyam. birkaç kere gördüğümüz rüyaları sanıyorum not almakta ve üzerine de Yarar düşünmekte var. de Yarar fayda var. var. Hı -hı. Şimdi bir diğer soruma geçeceğim. Bir de aynı şeyi siz e, zaten fazlasıyla yapıyorsunuz Mehmet Bey. Hı -hı. E, i̇stihare. E, uykusu. Evet. E, büyüklerimizden çok duyduk babanelerimizi, anneannelerimizden, dedelerimizden değil mi torunları için uyurlar, bizim için e, dua olsun, hayır olsun diye uyurlar ama evet. bu her kişinin yapabileceği bir şey midir İstihare uykusuna yatmak evet. yoksa bu konuda e, bilgi sahibi olan, bunun için çalışan, bunun için emek veren insanlara mı lütfedilmiş bir şeydir? Ben şunu öneririm. Mesela bir kızımız, bir gencimizi seviyor diyelim. Kendisinin istare yapmasına ben karşıyım. Niye Hı -hı. karşıyım? Çünkü zaten genci seviyor. Hı -hı. Yaptığı istarelerin neticesinde hep bilinçaltı yatıyor. Hep seviyorum yani. Hep güzel şeyler görmeye çalışır. Ama annesine söylemesinde yarar var. Ya da sevdiği kız arkadaşının... Ya da erkek arkadaşının... Yani kendi çıktığı değil de normal arkadaşlarının... Yani benim annesine, için uykuya daldı. <laughs> benim için uyu bu gece diyecek. Evet, Doğru annesine. Evet. Mesela şöyle diyeyim. Ben her zaman istare yapmalarından yanayım ama... Önemli olan şu yani annelerimize kendileri için değil tabii kendileri daha için kendileri galiba. için annelerine e, annesi yapmıyorsa ablasına diyebilir e, yengesine söyleyebilir onların aklında çünkü o çocuk yok görmüyorlar bilmiyorlar bilmiyorlar o ne görecek ben yani. bir niye tuttum hı hı der ki ben bir niyet tuttum Rut benim için bir istiare yapar mısın? <laughs> Siz mesela soruyorsun diyorsun ki nedir <laughs> diyorsun yani niyetin o diyor ki hayır niyetim benle Allah'ın arasında. Aa çok evet. güzel. Evet. Aynen bu. Benle Allah'ın arasında. Hı -hı. Ama benim bir niyetim var. Ne olursun? Hı -hı. Benim için bir istiare yap diyorsun. İstiarenin yapma şekilleri de çok farklı. Öyle mi? Tabii. Nasıl? Mesela ben gündüz yatmalarını istemiyorum. Gece. Gece. Genelde el ayak çekildikten sonra. Hı -hı. Hiçbir şekilde odada bir ses, bir tıkırtı olmayacak. Bir odaya girecek. tabi abdestini tam tahririyle alıyor. Bir odaya girecek. Orta koridorun ışığı yanabilir, sorun değil. Ama girdiği odanın ışığı yanmayacak. Karanlık olması. Evet, da kendi odası, özellikle kendi yattığı uyuyacağı oda olması daha iyi. Hı hı. Orada istaresini yaptıktan sonra kişi e, istihare namazını da ben bu arada anlatayım istersen. Evet. Yapılan duaları. Tabii ki. Çünkü şu anda çok merak edilecek bir soru. Evet. Şimdi niyet ediyoruz. Kim için istihareyi yapıyorsak? Ya Rabbi işte filan için ben bu istihareyi yapıyorum. işareti senden bekliyorum Allah'ım diyerek iki rekat nafile namaz niyetiyle namaza duruyoruz. Birinci rekatta Fatiha'yı okuyoruz ve Kafirin suresini okuyoruz. İkinci rekatta Fatiha'yı okuyoruz ve İhlas suresini okuyoruz. Sonra rükû secde yaptıktan sonra efendime söyleyeyim e, selamımızı veriyoruz. Fatiha'mızı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere, Adem peygamberin ve aralarına gelip geçmiş bütün peygamberlere ve gönderdiğimiz bir takım, bir takım yerlere akraba değil, akraba değil. Hmm. Allah'ın dostlarına, velilerine, peygamberin halifelerine gönderiyoruz. Toparlıyoruz duamızı ve diyoruz ki Allah'ım başta söylediğim gibi işaretimi bekliyorum. Diyoruz kalkıyoruz, secademizi topluyoruz. Yatağımıza sağ üzerine uyuyup yatıyoruz. Ondan sonraki iş, işareti de cenab Allah'tan bekliyoruz. Diyelim ki bir de olmadı. İki yapar, üçü yapar, yediye kadar yolu var. Eşimiz için de yapabilir miyiz? Ya da eşimiz, yani eşi tabii, hanımlar, tabii, beyler tabii, kendi yapılır, aralarında da birbirleri için ne bileyim sorabilir, işte örneğin. Aynen. Değil mi? Tabii yapılır. Peki tamam. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Her insana bahşedilmiş bir şeydir. Evet. Değil mi bunun için Aynen. sadece? Aynen. Herkes yapabilir. Tamam. Biz bir... Allah'ın kuluyuz neticede. Aynen ya. öyle. Evet. Peki ilk gördüğünüz rüyayı hatırlıyor musunuz? Ve e, siz korkutucu bir rüya gören insanlar için. Hı hı. Şimdi burada bir de karabasan dediğimiz bir şey de var ya. Evet. E, Allah herkesleri korusun değil mi? <laughs> Amin. E, o da Amin. çok ayrı bir şekilde anlatılıyor gerçi ama. Evet. E, nasıl kendilerini sabah iyi hissedebilir? Kötü rüya ya da karabasan gören kişi. Siz önce böyle bir rüya gördünüz mü hiç hayatınızda? Kendinizle ilgili. Ben... ...yani hangisini söyleyeyim? Önce İyiyim şunu mi söyleyeyim hem mi? iyi hem kötüyü söyleyeyim. Başkalarıyla <laughs> ilgili gördüğünüzü biliyorum. Az sonra onları e, anlatacağım. Evet. Ama sizi merak ediyorum. Sizin gördüğünüz iyi kötü rüya. Evet. Gördünüz mü? Evet gördüm. Ne uyarıldım. yaptınız? Çok uyarıldım. Şimdi birinci rüyada... E, ...sevinçli bir rüyaydı. Ben... E, ...annem beni okuttu. Öyle diyeyim. Hiç e, babamı tanımadım. Annem okuttu. O yıllarda işte çanta alacak param yoktu. Annemin yani daha doğrusu yoktu. İlkokul 2'ye gidiyordum. Bir e, kaplumbağalı bir çanta beğenmiştim. Üzerinde bir mavimsi bir kaplumbağa vardı. Kırmızı bir çanta filandı. Öyle e, anneme gücü yetmedi onu alsın. Duygu sömürüsü yapmıyorum asla. Yok sadece. Şey hiç öyle e, Yani yok seyircilerimiz için söylüyorum annem o çantayı alamadı. Dedi ki bu çanta işte yort, yırtıktır, fermarı bozuk, şudur budur derken beni avuttular çocuk olarak. Evet üzülmeyin diye. Neyse ben çanta başka bir çanta aldılar eve geldim. Akşam oldu ben uyudum. İstihara falan değil bu normalde. Uyuduktan sonra baktım ki rüyamda sarışın. Sarışın. Hazır. Evet mavi gözlü, beyaz benizli. Aslan gibi bir adam yani böyle kükrercesine göğsü böyle kabarık. Kaşları böyle ince. Çok da güzel bakıyor ama keskin bakıyor. Derler yani bir şairin söylediği gibi kaşlar cellat, gözler hayat çeşmesi. Öyle bir bakışa sahip biri. Geldi. Evladım. Ben şöyle bir kendisine baktım. Buyurun efendim dedim. Al evladım dedi bu çantayı. Benim sana bu hediyemdir dedi. Dedim ki e ben alayım da hediyenizi siz kimsiniz? Ben Hazreti Yusuf'um evladım. Al dedi sen bu çantayı. Ben dedim ki Hazreti Yusuf ne oluyor yani? Peygamberim dedi. E çünkü daha ben artık hani 7 yaşında, 8 yaşındayım. okula gidiyorum. Peygamberin ne olduğunu bilmiyorum yani. Tabii, tabii. Çantayı verdim. Al evladım dedi. Al. Bir daha sıkıştığında benim ismimi söyle. Ben sana yine getiririm. Olur dedim ben. Olur efendim dedim. Sabah oldu, uyandım. Anneme dedim ki: "Ya anneciğim ben bir rüya gördüm. Hazreti Yusuf kim dedim önce sana onu sorayım." O dedi Hazreti Yusuf dedi peygamberlerin içerisinde çok güzel dedi. En güzel insanların içerisinde en güzel peygamber odur. Ve aynı zamanda peygamber en güzel insan odur oğlum dedi. Çok yakışıklıdır dedi. Kur'an ondan çok güzel bahseder dedi. Böyle konuştuk. Annem de Hacı Zeliha. Buradan da kendisine selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyoruz aynen. Onu söyleyince bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. <laughs> evet aynen. Öyle deyince ben de tabii hani rüyayı anlattım kendisine. O da kapı komşuya anlatmış birkaç tane kadınlar biliyorsunuz bir araya geldiği evet. zaman konuşurlar. Çanta mı geldi ben onu bekliyorum. Evet an, e, dedi mi? ki kadınlar dedi ya işte <laughs> Zeliha dediler bu çantanın etkisinde kalmış. Sen git dediler <laughs> e, bir çantayı. çantayı al gel bir çocuk çok bak güzel. çok şey dedi etkileniyor. Yazık dediler. Neyse bunlar konuşurlarken e, Almanya'dan benim annemin yeğenleri geldi. Bunlar konuşurken. Hacı Cumali geldi eşiyle beraber Arabadan indiler ellerinde çanta filan hediyelik bir şeyler getirmişler. İçeri girdiler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, konuşma konuşma derken bana sordular. Sen ne zaman dediler okula başladın filan. Ben dedim işte bu ikinci sınıfa gidiyorum. E bu da bizim sana bir hediyemiz dediler. Bir poşetin içinde bir şey uzattılar. Ben de tabii çantayı açtım yani. Çantanın içerisinde baktım ki başka bir çanta. Çıkardım ki kaplumbağalı çanta. Anneme gösterir göstermez annemin gözleri doldu. Dedim ki evet Hazreti Yusuf'un hediyesi geldi dedim anne. İşte o zaman ben Hazreti Yusuf'a aşık oldum de evet, sizin öncünüz oldu, kahramanınız İnşallah. oldu. İnşallah. Amin. Layık ee, olabilirsek. Aslında bu özden ve temiz olunca ve inançlı olunca evet. bütün kapılar ardı ardına açılıyor. Rüya işte. evet. ya gelen hisler de sanıyorum <laughs> bunlardan biri. Benim de böyle çok aynen. hikayelerim var. Siz dinledikçe onları hatırlıyorum. Evet. Ee, şimdi gelelim negatif şeylere. Diş görmek mesela, Hı -hı. saç görmek, saçları uzamış görmek, sakalı uzamış görmek. E, ayakkabı giymek, ayakkabının sıkması, ayakkabının vurması Bunlar en klişe anlatım biçimleri. Diş gördüm eyvallah olsun, saç uzadı eyvallah olsun. Doğruluk payları var mıdır? Kötü rüya olarak yorumlanır mı? Kötü şeylerin habercisi midir? Birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şu. Rüyalar hayra yorun ki hayır çıksın der bize her zaman. Çünkü biz o hadisi şeriften bu şekilde biz yola çıkarız. Uh -huh. Netice itibariyle beyaz diş görmek kişinin ağzından dışarıya düşüyorsa... Şunu bilin ki bir kısmetiniz, bir rızkınız gelecek ama bunun önüne biri engel olacak, Hı. bunu yiyemeyeceksiniz. Ya. Yiyemeyeceksiniz, evet. İkincisi sarı bir diş ağzınızda düştü dışarıya. Bir hastanız var, bu sıkıntıyı aşacak. Ama diş düştü, ağzın içinde kaldı. Bu evhanesinden, çevrenizden bulunan bir ağır hastanın, yani burada takdiri ilahi tabi Allah'ındır. Bu hasta olan kişinin vefatına derler. Çünkü sarı diş, bakın. Siyah bir diş gördük. Evet, bir işe kalkışacaksınız ama bu işte başarılı olamayacaksın. Bunu gösteriyor. Diğer yandan işte saç uzaması, uzun saçı görmek bir yola gidilecek. Ama saçın sarı olması gündüz gidilecek, hatta öğleden sonra gidilecek. Çok detaylı anlatıyor. Evet, kestane saçlı olması saçın sabahleyin öğlene öğlen arası yola çıkılacağını göstermesi, siyah saç olması gece gidilecek. Gece yani acilen bir yola çıkılacak. Diğer yandan saçın kesilmesi Netice itibariyle hangi yol olursa olsun bu yolun sonunda hayırsızlık vardır. vardır. Gitmemeni gösteriyor. O sana, zaman bu da doğru. Bu da evet. doğru. O zaman toplumumuzda e, evet. çok basit Söylenir, evet. söylenen şeyler ...demek ki doğru. Evet. Çünkü kendi adıma dediğiniz gibi o diş, Hı -hı. "Ben de anneannemi kaybettim, ...bir sene oldu. Allah rahmet, evet. Allah rahmet eylesin." Diş, e, dişim düşmüştü mesela ve evet. biliyordum anneannemi alacağımı. Evet. Aslında biz de kendimizi tanıdıkça ve içimize doldukça bir şeyleri yorumlayabiliyoruz. Fakat evet. Bu yorumları yorumlar kitabında işte ne diyeyim çanta görmek, çantayı düşmüş görmek, çantayı birinin elinde görmek, çantayı biri verirken görmek, çantayı biri tutarken görmek çok detaylı. Evet, Sizin kitabınızda evet. bütün bu detayların karşılığı olacak mı? Şimdi kitabı eğer çok detaylı girersem çok kabarık olacak. Çok kabarık olacak. Kaçıncı insanla evet, okumaktan? Ben yüzeysel olarak sadece şey yapmak istiyorum. Yani normal bir kitap, gündelik bir kitap yapmak istiyorum içerisinde çok ayrı bir şeyler yaşayacaklardır. Görecekler kendileri zaten okuyucularımız. İnşallah memnun kalırlar. E, değiştiriyorum zaten demiştim. Çünkü bir takım yerleri değiştirmek zorundayım. Ben her zaman Cenab-ı Allah'a kurban olayım. Hayırlı bir kul, peygambere hayırlı bir ümmet. Diğer yandan dostlarıma sin gibi kardeşlerime yani verebileceğim bir şey varsa vereyim. Ben bunun peşindeyim. Artık yandınız zaten ben telefonunuzu ele geçirdim. Allah razı olsun. <laughs> o kadar çok rüya görürüm Allah ki razı olsun. Iyi, bazen iyisiyle bazen karmaşığıyla kötüsüyle. Sizin aramanız bizi mutlu eder. Ee, sizi rahatsız edeceğim Mehmet kusura tabii bakmayın. Ben bir de parantez olarak şunu açıklamak istiyorum sevgili arkadaşlarıma tabii kardeşlerime. Ki. Şey var hani tabii ki rüya bana anlattığınız zaman ben bulutu gördüm şöyle oldu böyle oldu hı, dediğiniz hı. zaman ben ona mecbur detaylı bir yorum yapıyorum. Hı hı. Ama kitapta o kadar detay göremeyebilirler tabii yani. Ki. Ama en azından şöyle bir okuduklarında fikir sahibi, fikir sahibi olabilirler. En azından tabii tabii tabii. Önemli. Rotasını çizecek yani. Rüya gör, rüya gördüğümüz sırada dediğiniz gibi en uzun rüyalar kaç saniyedi? 8 saniye. Oysaki bize göre beş gün, 6 ay, neredeyse bir sene. Yani. Gör gör bitmez, gör gör bitmez. En kısaları? Ee, yok en uzunu, uzunu yirmi saniye. saniye, en kısası 8 saniye. Ama işte o sekiz saniye bile bitmek bilmiyor. Şimdi sabah kalkıyoruz ne güzel. Evet. Değil mi? Akşama kadar neler neler yapıyoruz evet. saat bitmiyor. Evet. Ama diğer yandan Allah öyle bir şey yapıyor ki gündüzü uzatıyor gece uyuduğumuzda hani başta söylediğiniz gibi ölümle kalım arasında. Evet. Oranın ismi Araf'tır. Araf Ruh, aynen. Ruh gezer dolaşır. Evet. Ruh gezer dolaşır işte orada da bize gösterilen görüntü elastik bir şekilde çekile 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 çekile. Ya sekiz ya 20 saniyedir. 8, ya sekiz ya yirmi saniye. Çok ağlamak rüyada. Hüngür hüngür <laughs> ağlamak. Anne hala yaşayan sevdiklerinin ölümünü görmek. Yıllardır istediği bir şeye en sonunda kavuşacağını gösterir. Güzel bir şeydir yani. Çok güzel. Üzülmeyelim. Ama adam. yıllardır istiyor bir türlü yerine gelmiyor Gelmiyor. Ya. Artık onun sonunda yerine gelip... ...onu alacağını gösterir yani. Yani bu o gördüğünüz kişinin ölümüyle bağlantılı değildir aslında. Beklediğiniz Hayır. bir müjdenin habercisi. Aynen. Ömrü uzamıştır doğru mudur peki? Ömrü uzamıştır. Ömrü uzamıştır tabii bazıları söylüyor İşte rüyada ağlamak kişinin ömrünü uzatır. Hayır aslında müjdeli bir haber alacağını Müjdelik söyler. Abi. Çünkü Hı. müjdeli bir haberi de kendi ailesiyle yani gözyaşlarına belki boğurarak onu da paylaşabilir. Bunu gösterir yani. Mesela atıyorum e, karı kocalar 5 yıldır evliler çocukları olmuyor. Ama istiyorlar istiyorlar olmuyor. Rüyada da ağlıyor. Yani o çocuk için ağlamıyor. Rüyada ağlar. çünkü şey evet. Ya Ama o diyor ki belki tersi çıkar. Sonra bir bakıyor ki Cenab-ı Allah hanımefendiye bir evlat vermiş. O da gözyaşlarına boğuluyor hamile olduğunu duyunca ve bunu ne yapıyor? Çevresiyle paylaşıyor. Buna benzer bir şey yani. Siz söylediğiniz iyi oldu. Tersi çıkar da çok kullanılır bizde. İşte evet. şöyle bir şey gördüm. Tam kaza geçiriyordum. Aa <laughs> canım tersi çıkar. İşte güzel bir şey olacak. Tersi çıkarın açıklaması nedir peki? Ben onu 12'den vurayım. Doğru tamam. Mu? Allah hiçbir zaman insana yanlış yolu tersten düzden göstermez. Doğru neyse onu söyler. Bize de mesajları Allah doğru gönderdiği için doğru çıkar. Hani sizin dediğiniz çok doğru. Orada diyorlar ya hani işte mesela ya rüyanın bazıları ters çıkar. Hı hı. Allah sana bir müjdeli bir şey gönderiyor ya da bir hediye gönderiyor. Ama ya rüyada kaza yap yaptığını görüyorsan? Gerçekten rüyada. bu bir ikaz mıdır? Hayır. Her rüya illa çıkmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu, anhu diyor, Peygamberimizden ben bunu duydum. Bir müminin hemen hemen bir ayda üç ya da beş tane rüyası çıkar diyor. Her gece gördüğümüz şey de o çıkmaz. zaman. Çıkmaz. Şimdi ben böyle bir şey diyeyim. Bir arkadaşımız bir rüya görmüş. Ben tanımıyordum. Uçurumun kenarına gidiyordum aşağı düştüm dedi. Parmağımı siz tuttunuz dedi. Uyardı beni. Bir televizyon kanalıydı. Ben de dedim ki bu bu haftalarda işe gitme lütfen dedim yani. Eğer bir iş yapıyorsan gitme. Dedi ki bana e, mesaj geldi. Tamam olur gitmem dedi. Ama dikkate almadı. Üçüncü gün gitti. Aksaray'da trafik kazası geçirdi. Ve ölümden döndü. Şimdi şunu diyeyim. O rüyada benim gördüğüm tek şey şuydu. Bir elin şu parmağı tutması. tutması. Evet. Yani şu parmak nasıl şu parmak. Peki bu parmak nedir? Şahadet parmağıdır. Hani biz e, kelime şehadet getirirken genelde bu parmağı kaldırırlar biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu ne oldu? Bu parmak Interici olunca oldu. evet. Orada uyarıcı olduğunu evet. biz anladık evet. bu rüyanın O yüzden kişiye gitme dedik. Onun için bak çok basit bir şey. Ama bunu siz anlıyorsunuz. O zaman her evde <laughs> bir tane sizden olması lazım. Ne yapacak bu toplum Herkes rüyalar görüyor, moraller bozuk, mesajlar doğru alınamayabilir, doğru yorumlanamayabilir. Öyle i̇şte, değil mi haksız O zaman mıyım? o zaman sizler varsınız. İşte, o zaman e sevgili kardeşlerim var. Biz çağırınlar de, çıkar konuşuruz. Biz de aracı oluyoruz efendim. <laughs> Allah biz de razı aracı olsun. oluyoruz. Aynen. Öyle yaşadığınız şeyler var ki hepsini saymakla bitmeyecek ama bilmeyen seyircilerimiz için söyleyelim. Ee, Murat Murat Göğebakan'ın. Evet. Hastalığını ve vefatını siz rüyanızda evet. görüyorsunuz. Evet. Bunlar içinde yatsın. Amin. Ajda Pekkan, sevgili Sezen Aksu, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Fatih Terim. Onları bir masada makarna yerken görüyorsunuz. Evet. Sonra evet. o bir domates çorbası da dönüşüyor. Evet. Ve siz evet. tek tek kendilerini uyarıyorsunuz. Evet. Değil mi kendinize evet. dikkat edin diye? Evet. Ajda Hanım, evet. Sezen Hanım ayağını incitiyor. Ajda Hanım e, biz... keza ufak bir kaza geçiriyor. Evet. E, Angela Merkel'i rüyanızda görüyorsunuz, Almanya sağlığına başlıyor. dikkat evet. et, etsin diyorsunuz, evet. E, uyarıyorsunuz Evet e, ve asa böylece tanınmışlığınız da oluyor. Henüz Sayın Angela Merkel'e bir şey olmadı efendim, evet. onun o kadarını bilemeyeceğiz inşallah da olmaz ama siz uyarılarınızı gönderiyorsunuz, yapıyorsunuz aslında. Doğru mu? Karşılığını alıyoruz. Şimdi şöyle Hı. diyeyim, gurbetçi kardeşlerimiz işte Almanya'da bize ufak tefek haklarımız kesiliyor dediler karşılaştık. Allah bütün gurbetçilerimize de selamet versin. Evet. Buradan da selamlarımız geliyor. Selamlar. izliyorlar olsun. bizleri. Evet. Aynen izliyorlar. Onlar öyle söyleyince ben de dedim ki ya durun. Siz Türk'sünüz, biz de Türk'üz. Size bir yardımımız olsun. Doğru mu yani? yani Avrupa ülkesinde gurbetçisiniz ama evet. yalnız değilsiniz. Evet, tabii ki. Durun ben sizin başbakanınız için dedim bir evet. istihare yapayım. Hanımefendiyi uyarayım. İnşallah hanımefendi desin ki ya bu Türkler beni ne kadar çok seviyor. <laughs> Bak beni uyardılar. En azından sizlere dedim Hani bir jestiniz olsun. Eğer dikkate alınlarsa dedim. Hı hı. Biz bununla alakalı Angela Merkel'i rüyada yani uyardık. Dedik ki bugünlerde yani bu aylarda özellikle dikkat etsin dedik. Hı hı. Angela Merkel de Michael kaza yaptığı, İsviçre'deki kayak yaptığı yerde kaza yaptı. Biliyorsunuz orada Michael Schumacher hatta bir yıl yattı. Hı hı. Aynı bir hafta sonra tabii bizim rüya yorumladığımız 4 dördüncü aya girerken Angela Merkel, Michael Schumacher'in orada kayak yaptığı Kaza yerinde aynı yerde kendisi de kaza yaptı. Kaval kemiğini kırdı. Ve iki ay rapor aldı. Koltuk değnekleriyle gezdi. Haberi var mı sizin kendisinin? Ee, şimdi ZTV orada bir Z TV varmış hı hı. orada ben bilmiyorum da. Orada Z TV kanalına çıktı. İşte Türk rüya yorumcusu Angela Merkel'i uyarmıştı. Çünkü oradan bizi arayanlar çok oldu. Dönüşü çok hızlı oldu. Böyle oldu. Ee, yani rahmetli Murat Güya Bakan'a gelince de biz kendisiyle 98'den belli. Ahiret kardeşiz. ...birçok anımız oldu kendisiyle. Birçok sırrı oldu. Birçok şeyini benimle paylaştı. Allah gani gani rahmet eylesin. Sırrı benimle kaldı. Kendisi Tabii gitti. ki. Evet. E, en son gördüğümüz rüyada bana hastalanmadan önce benim albüm için istihare yapar mısın demişti. Ben albüm için istihare yaptığında o zaman kendisinin hastalanacağını gördüm. Bir akşam üzeri kendisini aradım. Doktora gitmesini söyledim. Kendisi birkaç gün dikkate almadı ama üçüncü gün hastaneye gittiğinde kendisinin bu trajik olayla karşı karşıya geldiğini evet, e, duydu. Üzülük tabii hepimiz kendisine. Evet. Bir beş yıl Cenabı Allah kendisine bir ömür verdi. Ondan sonra Murat Göğe Bakan bir gün yine bize geldi. Bizim de orada ziyaret var, türbe var. Hazreti Yusuf Peygamber'in torununun mezarı, kafer hazretleri. O türbeye çok gelip giderdi kendisi. Orada çok feyiz alırdı, elektrik alırdı yani kendine. Orada dedi ki bir rüyam var. Sana anlatayım mı? Anlat dedim abi. Bir gün dedi babam gelin penceresini dedi önünde çiçekler var. Onları pencereyi açarak çiçekleri sularken dedi beyaz kanatlı bir kuş geldi beni oradan dedi hadi Murat seninle çıkıp gidelim dedi bir yere. Dedi ki ben dedim burada annem var babam var nereye geleceğim senin de nereye tutacağım dedim seni. Bu ayaklarını bana uzattı dedi ki benimle beraber gel dedi. Ayaklarını tuttum dedi kuşun beni sokak arasından duvara yani sokak arasından havaya doğru yükseldik ve de duvarlarda Arapça yazılar vardı. Beni dedi dört tarafı dedi deniz olan bir adaya götürdü. Orada dedi ellerini ayaklarını görmediğim pelerinli gibi insanlar var. Fakat insan mı değil mi onu da bilemiyorum yüzleri gözükmüyor. Sen sağa git sen sola git diye ayırıyorlar dedi bizi. Derken o kuş geldi. Benim sıram geldiğinde bana dedi ki sen sağa git. Ben de sağ tarafa gittim dedi. Kuş geldi beni aldı dedi tekrar. Başka bir adaya götürdü dedi. Orada dedi hiç dünyada görmediğim meyveler ve hiç dünyada görmediğim akıntılar, su akıntıları var dedi. Sonra dedi beni oraya bıraktı. Ben dedim ki beni niye buraya bırakıyorsun? Beni geri eve götür. Dedi bana dedi ki sen korkma. Yakında ailen de sana gelecek. Sen artık buradasın kardeşim dedi. Diyor gitti. Ben böyle bir rüya gördüm dedi. Nedir dedi. Tam türben içindeyiz. Dedim ki sen bir albüm çıkaracaksın. Bu albümle de yine patlayacaksın. Yine gündemde kalacaksın. Güzel güzel programlar yapacaksın. Güzel konserler yapacaksın. Yararlı işler yapacaksın diye söyledim. <laughs> dedi ki: "Bak biz babanın yanındayız." dedi. "Sen böyle söylüyorsun ama" dedi "benim kardeşim" dedi. Böyle bir rüya yorumu yapmadı şimdiye kadar. Ben dedim ki: "Evet abi" dedim. "Baba geldi beni götürüyor." dedi. "Dedim baba kim?" "Azrail" dedi. Evet. Orada ben ne kadar yorum yapsam da kendisinin vefat edeceğini biliyordu. Kalkıp giderken de iki rekat namaz kıldı türbede. Sonra boynuma sarıldı. Bana dedi ki görüşürüz dedi. Sana bir soru sorayım. Sor abi dedim. Benim bu rüyam ne zaman çıkar acaba seni dedi. Bilmem abi dedim. Söyle söyle dedi çekinme. Vallahi bilmiyorum abi dedim. Söyle dedi. Söyle dedi, söyle, dedi. kardeşim dedi. Niye çekiniyorsun söyle dedi. Ben hazırım dedi. Ha bir gün önce gitmişim, Çok ha on gün sandım. önce gitmişim dedi. İnsan hissedermiş evet. ya herhalde öyle bir Annesi de yanımızdaydı 25. Hatice Göğe Bakan. Hatice anne de yanımızdaydı. Onun yanında da bunu söyledi. Ya ben annemi gömeceğim ya annem beni gömecek kardeş dedi. Ondan sonra kendisi gitti. Zaten sekiz ay sonra da vefat etti. E, nur içinde yaptı Amin. Değil mi? Buradan Amin. Amin. E, almış olduk kendisini de. Evet. Kötü rüyayı suya anlat. Aman suya anlat. Hayır olsun. Evet. Bunun... Yok. Nasıl yorumlarsınız. Ee, ben ona karşıyım. Yani suyu şöyle, açıp anlatalım mı sabahları rüyamızı? Ya niye suyu açalım? Yani şimdi şöyle bir şey var. Su parası çok gelecek. Dur. <laughs> <Değil mi? gülüyor> biraz. Bir ya, de gerçekçi olmak yani lazım. Biraz ufak ufak yani ufak tefek. Latif olsun diye espri yapıyorum ama. Tabii. Suyu niye aktalım? Şimdi Peygamberimiz ne demiş sallallahu Aleyhi ve Sellem? İsraf haramdır demiş. Diğer yandan suyu açtıkça başkası kazanacak, biz kaybedeceğiz. Evet. Suya değil. Ben ona değil de şöyle diyeyim. Ben hadislerle çok çıktığım için yola. Evet. Şöyle bir şey var. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer böyle bir şey görürseniz bir sadaka çıkarın. Mesela anlatacak bir şeyini bulamaz. Birini bulamayız anlatalım. Evet. O zaman diyelim ki ya Rabbi ben bu sadakayı işte buraya veriyorum. Ee, bu sadakam karşılığında görmüş olduğum rüya ne olur çıkmasın. Aa bu çok daha sonra evet. anlattan çok daha Evet. O zaman ne der? Güzel ve iyi bir evet. şey değil mi? Aynen şu hadis tekrar doğuyor ve diyor ki bir sadaka bin belayı def eder ömrü uzatır. Evet. Ona kesinlikle katılıyorum ve bunu hep yapmalıyız bence. Evet. Ya yani o paylaşmak aynen, yani kesinlikle. Aynen. E, Sizin yaptığınıza da inanıyorum çünkü çok iyi bir e, insansınız. E, çok teşekkür Kalbinizin ederim. Kalbinizin nuru, güzelliği Gerçekten inancı yüzünüze vurmuş. Çok teşekkür ederim. Evet, Allah her Anamız, zaman yolunu olsun değil mi? Amin. Nasıl büyütülürsek, Amin. nasıl öğrenirsek. Aynen öyle. Ben hiç sadaka gibi düşünmem, onu hep paylaşmak olarak düşünüyorum. Evet. Çünkü sadece bize ait değil bu dünya ve malımız, mülkümüz de bize ait değil. Aynen. Ne kadar paylaşırsan, o kadar insan gibi oluyorsun, insana Aynen. dönüyorsun. Öyle düşünüyorum. Doğru. Peki şuradan şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz için güzel ipuçları vermek istesek, yani şöyle, öyle. Simgeler var ki eğer bunları görüyorsanız sürekli 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 içiniz rahat etsin gibi. Mesela sürekli deniz görmek iyi bir şey midir? Yeşil yeşil ağaçlar, kocaman kocaman çimenler bunları görmek. Ormanda yürümek, koşmak, sürekli denize denizde yüzmek. Bunlar bizi iyi hissettiren şeyler ya insanoğlunu. Evet. Nasıl yorumlarız bunları? Bu simgeler insanın hoşuna gitmeli mi? Tabii. Şimdi deniz görmek kişinin hayatı denizi devamlı görmek, hayatında muhakkak vermiş olduğu mücadelenin karşılığını alacağını, orman görmek, kişinin çevresinin genişleyeceğini, hayırlı işlere, hayırlı ortamlara gireceğini ve o işleri yapacağını, ormanda büyük ağaçlar üst üste görmek, kökünün çoğalacağını, yani kendisinin ailesinin soy ağacının daha da çok genişleyeceğini ve bunlardan hayırlı evlatlar dünyaya geleceğini. İşte Dalga görmek denizde önünde ne kadar engel olursa olsun sabret kulum sonunda selamete ereceksin diyor burada Allah. Yani müjdeli Tabii. doğayı görmek aslında evet, müjdeli müjde. haberler veriyor bize aynen öyle, öyle değil mi? Aynen öyle. Kısa bir reklama gideceğim ne olur siz tamam. de şöyle aklınıza derleyin, toplayın reklamdan sonra buradayız. zamandır görmediğimiz, görül, gör, görmediği bir kişiyi rüyasında görmek. Bunun bir anlamı var mıdır? Kişi uzun zamandır rüyasında görmediği bir kişi önemli olan şu. O görmüş olduğu kişi kişinin hayatında önemi ne? Bu çok önemli bizim için. Hı hı. Yani eski sevgilisi mi? Arkadaşı mı? Dostu mu? Nişanlısı mı? Veyahut da çocukluk arkadaşı mı? Bu çok önemli. Şimdi eski... Öyleyse ne demek? Değilse ne demek? Mesela örnek veriyorum. Nişanlısıdır ayrılmış. Diyelim ki 3-5 yıl geçmiş. O kişi rüyasında görmesi o kişinin mutlu olmadığını gösterir. Mutsuz olduğunu gösterir yani. Ama kendi görüyor rüyasına. O kişinin ya gördüğü kişinin. Gördüğün kişinin hı hı hı. mutsuz olduğu. Diyelim ki hakkınızı yiyen bir insan 10 yıl önce hakkınızı yemiş ama onu rüyanızda gördünüz birkaç kez. Bu kişiler ne olursa olsun gözünüzü bu dünyada kapatmadan önce bu hayata gözünüzü kapatmadan önce o insanla karşı karşıya geleceğinizi gösteriyor. Bir hesabını Ve helalaşacaksınız. Kapanmadığını. Evet. Hesabını kapanmadığını kapatacağını evet. gösteriyor. Aynen. Aynen Çünkü mi? insan e, ne kadar küste olsa görüşme, görüşmüyor da olsa rüyasına hep girer. Bunu hep duyarız. Evet. Ya da görürsün, karşılaşırsın. O bana çok olur. <laughs> evet. Rüyamda evet. görürüm, karşıma çıkar mesela. Aa Derim ben de seni rüyamda gördüm. Bazen Cenab-ı Allah kullarını ayna gibi yapmış. Evet. Kişi kişiye baktığı zaman kendini görür. E ve yansımalar. Yansımalar var evet. Çok sevdiği, çoktandır görüşmediği bir insanı rüyada görmek o kişinin muhakkak ondan duyacağınız bir haber, onunla alakalı duyacağınız bir sözü. Yani muhakkak bir şey duyarsınız onunla alakalı. En kısa zamanda size geleceğini gösterir. Yani zaman yoktur artık. Birkaç gün yoktur. içerisinde onunla alakalı bir şey Onun duyacağınızı gösterir. görmüş olursunuz. Evet. Yaşını almış birinin okula tekrar geri dönmesi, okul hayatına tekrar geri dönmesi nasıl yorumlanır? Vermiş olduğu sadakanın kabul oluşu ve aynı zamanda Allah izin verirse kendisine gelecek olan bir hayırlı haberin kapıda duruşu, diğer yandan kendini küçük görmek ufak tefek günahlarından da af oluşu. Aslında hep çok güzel yorumluyorsunuz. Yani biz evet. de böyle yorumlamalıyız. Hemen kabuslar görünce, negatif şeyler görünce kendimizi karartmamalıyız içimizi. Aynen öyle. Şimdi... Vardır bir sebebi deneliyiz yani <laughs> Aynen. De değil mi? Yani şimdi uyarıcı rüyalar diyorum ya. Uyardığı zaman insanlar mesela bir yılan e, örnek veriyorum size saldırıyor rüyada ya da saldırıyor evet. size. Oraya şunu gösteriyor. Yılan zaten normal hayatımızda soğuk bir hayvan evet, olduğu için evet. ama Allah'ın yarattığı bir şey. Tabii ki. Soğuk bir hayvan olduğu için yılanı biz her zaman kötüye yoruyoruz. Acaba sinsice biri mi gelecek deriz? Para derler aslında He. yılana. Bazıları öyle söylüyor. Mi? Evet tabii. Şimdi yılanın sizi kovalaması ya da sizin üzerinize gelmesi evinizin içerisinde ya da iş yerinizin içerisinde siz ne kadar paradan kaçarsanız kaçın o para sizi bulacak demektir. Avcınızda... Ay ne güzel o iş o iş de güzelmiş. Avcınızda mesela avcınızda para, yılan var. Avcınızda yılan duruyor. Evet. Yılan eğer avcınızdan dışarı akarsa, giderse evet. elinizden para çıkacak. Harcamanıza dikkat edin. Eğer elinize, evinize bir yılan dışarıdan giriyorsa o ev hanesine bereket ve hayırlı günlerin geldiğini gösterir. Ya bu. Siyah sayılan tez gelecek. Sarı sayılan gündüz gelecek. Ama kahverengi ise atıyorum yaza doğru girerken gelecek. Veyahut eğer kıştaysanız örnek veriyorum eğer siyahsa dediğim gibi tez geleceğini gösteriyor. Beyazsa inanın şundan emin olun size her zaman para gelecek. Ay harikaymış yılan görenler efendim <laughs> yılan gören görene. Tabii ki bunların çok detaylı yani size bir, bir program daha yapmamız lazım. Ee, ee, i̇nşallah. Diğer profesör doktor hocalarımla da yapmıştık ee, Mehmet Bey'le de yapacağız ben ama. Ben bir şey daha söyleyeyim Şu... ya. Evet. Onu da söylemişken bari balığı kırmayalım burada. Şimdi balığı da gördük kısmet ya. Evet. Şimdi bir de balık vardır bakın. Çok güzel ben kitabımda şunu açıkladım. Peki. Balığı yemek, balığı pişirmek, balığı bulmak, balığı oltayla çekmek. Hı hı. Ama balığı sizin yemesi. Hı hı. Çok ilginç bir şey. Evet. Balık sizi yiyor. Ay evet. Diyelim ki. Bu Allah izin verirse kalıcı büyük bir zenginliğin işareti. Kesinlikle ah. bozulmaz. Allah'ın izniyle bozulmayan bir rüya. Ah beni hani balık Reçesini kesse de derken sen <laughs> beni evet. bir balık ısırsa ama diye. Ama köpek balığı olmasın. Ama köpek balığı olmasın. <laughs> Tabii şunu da söyleyelim evet. ama rüyaları kahve fallarıyla da karıştırmayalım öyle Asla. değil mi? Asla. Çünkü e, bahsettiğimiz birçok şey kahve falında görülüp de yorumlanır. İşte yılan gördüm, <laughs> e, paradır, işte tavus kuşu, işte aşktır falan gibi. Gireyim mi yani, o konuya? Yani <laughs> çok kısa girmeniz lazım. Tamam. Şimdi o kahve hani içiyoruz. Evet. tortusunu çeviriyoruz. Evet. Hemen birileri elini evet. alıyor bakıyor. Evet. Paramızı veriyoruz. Evet. Karşıdaki de bizi mutlu etmek için şey diyor değil mi? Evet. Şimdi ben şunu diyorum. Falı bakana da baktırana da kızmıyorum ya. Evet, kızmıyorum. Ya o da gönlünden söylüyor. Yani. Onun gönlünden geçmiş yapacak bir şey yok. Evet. Ama rüyalar mesajdır. Lütfen ya. mesaj yani rüyalarla kesinlikle onları karıştırmayalım diyorum izleyicilerimize. Ya iyi ki evet. söyledim değil mi onu? İyi Çok ki söyledim. Çok iyi söyledin yani. Peki bir sonraki programda daha detaylı konuşacağız. İnşallah. Belki kitabınız bile Çıkmış, Çıkmış olur. Tabii, tabii. Kitapla beraber sizi ağırlarız. Bir bir buçuk ay falan var kitabımızın. Daha çalışmalarımız çünkü ben esnek yapıyorum ki. Hakkıyla vereyim insanlar. Çok güzel yapıyorsunuz. Ama Eyvallah. sözünüzü alayım. Kitapla geleceksiniz masaya. Geleceğim. Geleceğim Peki, inşallah. çok teşekkür evet. ediyoruz Eyvallah. efendim. Ben güzel, teşekkür güzel rüyalar olsun herkese. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de, de buradan tüm izleyicilerimizin Ramazan'ını kutluyoruz. Kesinlikle. Ee, Allah der ki ben şunu söyleyeyim. Ee, Veli'nin bir tanesi şunu söyler. Eee Günümüzün iyi geçmesi için her zaman evet. der dua edin de arada bir dediğim gibi başta rüyalarla alakalı ne olursa olsun yaşadığımız her şeyi burada paylaşacağız. Dostça sağlıkla esenlikle kalmalarını Cenab-ı Allah'a tüm kainatı yanılsız Allah'a emanet edin. Herkesin huzuru bereketi bir olsun. Evet. İyi akşamlar evet. efendim. Hoşçakalın.